Taş'ın yargılamasına devam ediliyordu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tahliye edilmeli kararından sonraki ilk duruşma olması hasebiyle de çok önemliydi. Ayım kararı sonrası ilk kez hakim karşısında dedik. Peki hakime ne söylemişti Selahattin Demirtaş? O yönüyle çok tartışıldı. Onu da ekranlara getirelim. Selahattin Demirtaş, HDP'nin önceki dönem eş başkanlarından, tutuklu isimlerinden bugün 2023'e atfen bir karar beklentisi olduğunu bir cümle kullanarak söylendi. O cümleler mahkeme tutanaklarında kayda geçti. Ayrıca mahkeme tutanaklarında kayda neden geçmediğini merak ettikleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları da vardı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tahliye yönündeki kararı neden kayda geçmemişti? Bu yönüyle merak edildi. Diğer grafiği de ekranlara getirelim arkadaşlar. Selahattin Demirtaş şunları söylüyor mahkeme heyetine. 2023'e erteleyin bu kararı. 2023'e bakın, bugünkü siyasi atmosferde bu yargılamayı bağımsız sürdürme imkanınız yok. Dolayısıyla bu yargılamayı seçimlere kadar durduruyoruz. Temmuz 2023'e duruşma günü veriyoruz dersiniz. Dünya tarihine geçersiniz açıklamasını yaptı. Şimdi efendim duruşma devam ediyor. Duruşma devam ederken Selahattin Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir telefon attığımızda karşımızda. Ramazan Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. En çok dikkat çeken sözünü ekranlara getirdik Selahattin Demirtaş'ın ama duruşmada neler olup bittiğini merak ediyoruz. Karar da açıklanmak üzere gibi sosyal medyada konuşmalar açıklandı. Var. Bunlar doğru mu? Teyitli bilgileri sizden alalım. Açıklandı biraz önce karar. Açıklandı peki. Öncelikle Sayın Demirtaş'ın o sözünü tam halini ben size aktarayım. Buyurun. Hakimleri şunu söyledi aslında. Siz özellikle bu ayın kararından sonra Cumhurbaşkanı'yla birlikte, hükümetle birlikte siz artık bu siyasi mücadelenin bir parçasısınız. Sizin siyasi sahiplerle hareket ettiğiniz, siyasi kararlarla hareket ettiğiniz, hükümet ve Cumhurbaşkanı talimatlarıyla bu iş ve işlemleri yaptığınız artık ayın kararıyla ortaya çıktığı için siz artık benim siyasi rakiplerimsiniz. O yüzden gelin bu duruşmayı siz de meydana çıkın siyasetçi olarak. Beraber mücadele, karşılıklı mücadele edip bu duruşmayı da işte Temmuz 2023'e, yani seçimden sonrasını erteleyin dedi aslında meali. Böyle bir şey söyledi. Bunu tabii tamamen hakimlerin politik yargılama sürdürmelerine atfen söyledi. Bunun artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla tamamen ayyuka çıktığını ifade etti. En son olarak da hakimlerin reddetti. Şimdi karar çıktı. Peki kararı öğrenelim son dakika gelişmesi olarak. Buyurun mahkeme Ramazan Bey. Yine erteledi tabii. Yalnız burada esas belki de yürek kan taraf Türkiye yargısı açısından şu. Mahkeme heyeti bu karar kendileriyle ilgili vermiş olmasına rağmen henüz aynı kararını okumamışlar bile. Henüz aynı kararında haberleri yokmuş gibi davranıyorlar. Sanki böyle bir karar hiç verilmemiş, sanki böyle bir karar hiç konuşulmamış şeklinde hareket ediyorlar. Yani biz diyor şeyden sonraki karardan sonraki ilk duruşumuz olduğu için, yani bu ayın kararı her tarafından doğrudan bu mahkeme heyeti zaten hedef alınmıştı. Bu mahkeme heyetinin vermiş olduğu politik kararlarla devam ettirilen Demirtaş'ın tutukluğuyla ilgili bir karar olmasına rağmen mahkeme heyeti sanki böyle bir karar hiç verilmemiş gibi yargılamasını sürdürme niyetindeydi. Biz de tabii bunu mahkemeyle tartıştık. Siz artık fiilen aslında hakim sıfatı dahi taşımıyorsunuz. Yani siz politik sahiplerle, politik kararlarla karar vermiş bir heyet olarak aslında şu an Türkiye Anayasası'na göre bağımsız ve tarafsız hakimle sıfatınızı yitirdiniz dedik. O yüzden bu dosyayı devam ettiremezsiniz. Ettirirseniz de şöyle devam ettireceksiniz. Vahim kararını alacaksınız. Tek tek okuyacaksınız. Satır satır okuyacaksınız. Vahim sizinle ilgili, Demirtaş tutukluğuyla ilgili söylediği her şeyi giderip devam edeceksiniz. Ne yapacaksınız? Tahliye ettiniz, yetmez ve rahat vereceksiniz. Ondan sonra diğer yargılandığınız için dosyaları bitirmek zorundasınız. Mahkeme tabii yine sanki yine böyle bir karar hiç yokmuş gibi davranmaya devam etti ve normal işte duruşma günü verdi. 14 Nisan'a verdi. Reddi hakim yaptık. Reddi hakim yaptık. Yani hakimleri tekrar reddettik. Bizim artık bizim yargılamamız açısından hakim sıfatımız kalmadı, mahkemenin sıfatımız kalmadı. Önce olsa siyasetçi olabilirsiniz verdiğiniz kararlarla. O yüzden gelin siz kendiniz çekin. Ha siz çekilmiyorsanız da biz sizi reddediyoruz deyip duruşmayı bitirdik.
Sayın Ramazan Bey, şimdi şunu da sormak istiyorum. Özetleyecek olursak, zaman zaman sesiniz gidip geldi. Yanlışım varsa lütfen düzeltin. Şimdi avukatları olarak Selahattin Demirtaş'ın, siz diyorsunuz ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tahliye edin yönündeki kararı dosyaya girmedi. Anlaşılan tutanaklara da geçmedi. Bu yüzden evet, biz yargılama faaliyetlerine katılmayacağız dediniz. Bunun arkasına mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi. Çıktıktan sonra da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş kararının Türkçe tercümesinin istenmesine karar vererek duruşmayı 14 Nisan'a erteledi. Doğru mu anladık? Aynen öyle oldu. Ama tabii bundan çok çok daha fazlasını biz tartıştık kararda, duruşmada. Mahkeme heyetinin bütün suçlarını, ya bu 5 yıllık süreçte sadece bu mahkemenin değil, Sayın Demirtaş ve bütün Kürt siyasilerle ilgili yargılamaları yürüten mahkemeler açısından değerlendirmeler yaptı. Bu karar tek başına Sayın Demirtaş'ı ilgilendiren bir karar değil çünkü. Peki. Bu bir bütünen Türkiye muhalefetini hedef alan bir karar olduğundan bahisle orada tespit edilen ihlal ve diğer olguların mahkeme tarafından giderilmesini talep ettik. Mahkeme, bu dosyada Demirtaş suçlu değil. Biliyorsunuz bu dosyanın devamı olan ikinci bir dosya daha uydurdular. Mahkeme kararının sonuçlarının önüne geçmek için. Bu dosyada tutuklu değil. Bu dosyada da zaten ahim duruşmasından 16 gün önce tahliye edilmişti. Oradaki dosyayı boşa düşürmek için. Bütün bunların hepsini biz tek tek ifade ettik. Mahkeme ve buradaki genel olarak Ankara mahkemeleri bu ahim kararı hiç yokmuş gibi, varsa da kendileri açısından sonuç doğurmuyormuş gibi davranma eğilimindeler. Biz bunu eleştirdik, bunu ifşa etmek istedik. Siz kabul etseniz de etmeseniz de bu karar burada, orada duruyor ve eninde sonunda uygulamak zorunda kalacaksınız dedik. O yüzden buna kanmadan siz kendiniz çekinin, onurlu hakimler olarak çekinin. Siz çekinmiyorsanız da biz sizi reddediyoruz dedim. Peki. Ramazan Bey, çok teşekkür ediyorum. Sıcağın sıcağına ilk notları, teyitli bilgileri sizin aracılığınızla ekranlara getirdik bizler de Demirtaş'ın müdafiği olarak. Çok teşekkürler. Demirtaş davasında bizzat müdafiiyle konuşarak, Ramazan Demir'le konuşarak olan biteni özetlemeye çalıştık. İlk kez AKTV ekranlarında gördünüz. 14 Nisan tarihine ertelendi. Mahkeme ahim kararının tercümesini istedi. Avukatların bu konuya, özellikle duruşma tutanaklarına başta geçirilmemesi, mahkeme heyetinin ahim kararından haberi yokmuş gibi davrandığını söylemeleri yine kayda geçti. Halk TV canlı yayınında da buna ilişkin itirazlarını ve tepkilerini ortaya koydular. Şimdi yargı aşamalarında, canlı bağlantılarda bir noktayı daha bekliyoruz aslında. Karar çıkmak üzere Çorlu tren faciası davasında bir yeni bilirkişi raporu, ek bilirkişi raporu ortaya çıkmıştı hatırlarsınız. Onun dahil olmasıyla bugünkü duruşmaya çok sıcak notlarla izlemeye devam ediyorduk. Değerli meslek büyüğümüz gazeteci Mustafa Hoş,